emlak sektörünün, gayrimenkul sektörünün nabzının tutulduğu Genç TV ekranlarında Emlak Gündemi programında gerçekten hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Yine Emlak Gündemi programında çok değerli bir konuğumuz var değerli izleyenlerimiz. Her hafta olduğu gibi birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz Genç TV ekranlarında Emlak Gündemi programında. Ve bu haftaki konuğumuz Boray Emlak Direktörü Sayın Aykut Masar stüdyomuzda. Onun engin bilgilerinden faydalanacağız sizler için. Aykut Bey'e hoş geliniz diyoruz. Hoş bulduk Hasan Bey. Evet, nasılsınız Aykut Bey? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aykut Bey, bize biraz kendinizle ilgili bilgi verir misiniz? Kendimi inşaat şirketim olarak tanıtmakta fayda görüyorum. İnşaat mühendisiyim. Emlak ve inşaat işleriyle uğraşıyoruz. 17 yıldır 3 şirketle faaliyetteyiz. Esas felsefemiz Boray Emlak olarak müşteri ve çalışan memnuniyetidir açıkçası. Müşteri memnuniyeti tanımlayacak olursak, yani özetle dürüst ve iyi hizmet vermeye çalışıyoruz 17 yıldır müşterilerimize. Çalışanlarımıza ise olabildiğince adil ve cömert olmaya çalışıyoruz. Bizim 17 yıllık başarımızın diyeceğim iddialı bir şekilde sırrı budur. Her şey paylaşmaktan geçiyor. Pek tabii ki gerek aslında bir şirketin evet. Başarı olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi çalışanlarıyla ve müşterileriyle bütünleşmesi diyoruz. Tabii sürdürülebilirlik. Evet. Sürdürülebilirlik, etik değerler ve adil değerler içerisinde iyi hizmet ve sürdürülebilirlik. Pek tabii bir de uyumlu bir emlak sektöründe çalışanla, bir şirketin çalışanıyla birlikte uyumu sağlaması çok önemli bir olaydır. Çünkü düşünün bir danışman ol. Emlak aslında bizim yaptığımız emlakçılık değil aslında. Bir nevi biz insanlara danışmanlık yapıyoruz. Tabii. Aslında onları dinliyoruz ve onların ihtiyaçlarına yönelik açılımlar yapıyoruz. Onlara danışmanlık yapıyoruz. Esas doğrusu da budur. Çünkü birçok müşterimiz, vatandaşımız sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanma konusunda çok fazla bilgiye sahip değildir. Bir uzmana, bu konuda deneyimli birilerine, güvenebileceği birilerine danışarak daha doğru kararlar vermeleri kuvvetle muhtemeldir.